iyi bir hoca değil, iyi bir insan da değil. Kötü hoca olabilirsiniz ama kötü insan olmak çok daha zordur. Bence kendisi kötü bir insan. Alparslan Öztürk sizle ilgili diyor ki en kötü, en yumuşak ifadeyle çok kötü insan diyor İbrahim Üzülmez. Ne oldu hocam? Ne yaşandı bu kadar da böyle size karşı bu kadar öfkelenmiş olabilir? Ne dersiniz? Alparslan Öztürk Alparslan Öztürk'te benim bir alıp veremediğim de yok. Ben profesyonel anlamda bir kulübü yönetmeye çalışıyordum. Bir kötü bir karakter Alparslan. Yani onu da söyleyeceğim şimdi. Biraz madde madde de söyleyeceğim size. Buyurun de. Hocam. Bir kere Alparslan Öztürk sezon başı kamptan itibaren çalışmayı sevmeyen, bütün testlerde son sırada olan, çok özür diliyorum, 120 kilo içerisinde Eyüpspor'a gelmiş, sadece para kazanmaya odaklı gelmiş bir karakter. Çalışmadan, efendim antrenmana çıkmadan bir şekilde işte büyük meblağ ile anlaştığı bir parayı almak için gayret gösteren bir kardeşimiz. Yani onun dışında ben Alparslan'la öyle çok şey yapmadım ama futbol anlamında bu kadar körük kötü karakteri madem kendisi konuştu, sosyal medyada yaşayan, magazinsel yaşayan ama bir taraftan da profesyonellikte antrenman yaparken çok özür diliyorum götüm tellemesin ve para kazanayım diyen bir karakter, bir şahsiyet. Yani bu şahsiyeti yıl sonuna kadar nasıl idare ettim derseniz bu karakter zaten çok özür diliyorum kendi ekmeğini pisleyen bir karakter ki antrenmanda, antrenman öncesinde duvara işeyen bir kardeşim. Bakın bu kadar şey söylüyorum. Ben hiçbir oyuncu için konuşmadım. Böyle bir şeyi ilk defa şey yapıyorum. Profesyonellik anlamında diplerde oynayan olan bir karakter. Yani ekmek teknesine sahip çıkmayan, ekmeğine sahip çıkmayan, genç oyunculara ana avrat küfür eden bir karakter. Gidin genç oyuncuların ne kadar ağlayarak bana geldiklerini biliyorum. Çünkü bu kardeşimiz o genç çocuklara küfür eden bir karakter. Yani orada bir sürü oyuncu var. Gidin Alparslan Öztürk karakterini söyleyin. Yani Alparslan Öztürk yani bütün oyuncularla problem yaşayan bir kardeşimiz. Zaten magazinsel videolarla da kendini kanıtlayan bir kardeşimiz. Profesyonellik olarak benim onunla ilgili hiçbir zaman problemim yoktu. Ben takımdan ayrılmışım, gitmişim. Hı hı. Bu açıklamadan sonra o zaman ben de kılıçları çekeyim. Bir futbolcu, profesyonel bir futbolcu 30 tane takımın içerisindeki bir arkadaşın olduğu yerde antrenman öncesinde duvara işeyebilir mi ya? Yapamaz. Ayıp bir kere. Böyle bir karakter olabilir mi? İşte böyle bir karakterle çalıştık biz. Böyle bir karakterinde madem bunları açıkladı, böyle bir karakteri bir şekilde göndermek gerekiyordu. Ama işte ıvıllar zıvıllar onlar bunlar falan bazı şeylerde falan kol kırılır, yen içinde kalır diye böyle bir sabrettik. Bu açıklamasından dolayı da Alparslan Öztürk'ün bir kere karakter olarak gittiği takımda böyle bir açıklama yapmasıyla kendisinin karakterini ortaya koyuyor. Benim adım ağzım almasın. Onun daha ağır şeyleri söylerim. Artı onun ne kadar şeyler var da yani gene girmeyeyim oraya ama bir futbolcu ekmeğine nasıl sahip çıkmaz? Çünkü seni Alparslan Öztürk yapan bu meslek, bu meslek seni Alparslan Öztürk yaptıysa bu mesleğinize sahip çıkmanız gerekiyor. Abicim sen de bir kere futbolculuğu falan sen ön plana koymamışsın ki sen magazinsel olmuşsun ya. Sen Instagram'da 3 tane fotoğraf koyup beni paylaşsınlar, beğensinler diyorsun. Hmm. Senin için Eyüpspor takımının hedefi çok umurunda değil ki. Sen idmana çıkıyorsun, gencecik çocuklara küfreden bir karaktersin. Sen idmana çıkıyorsun, milletin arasında duvara işeyen bir karaktersin. Sen idmana çıkıyorsun, bir tane oyuncu seni sevmiyor. Gidin Eyüpspor takımında geçen seneki oyunculara sorun bunu. Sorun bunu geçen seneki oyunculara. Alparslan Öztürk'ü söyleyin. O genç oyunculara söyleyin. Kamp boyunca bütün testlerde geride olan bir kardeşimiz. Ya bir kere insan kendi profesyoneline, mesleğine sahip çıkmaz mı ya? Kendi ekmeğine sahip çıkmaz mı? Yani bir geliyorsun 100 kilo. Ondan sonra hoca İbrahim Üzülmez oynatmadığı zaman, İbrahim Üzülmez oynatmadığı için yok İbrahim Üzülmez kötü karakter, kötü insan. Ben kötü karakter ya da kötü insan olacak şeyim onun haddine değil. Kötü de olurum, iyi de olurum. Herkes beni tanıyor. Beni yakınan herkes tanıyor. Beni tanıyanlar benim nasıl bir karakter içerisinde olduğumu biliyor. Ama şunu söyleyeyim. Buyurun yalan hocam. Söylüyor. Buyurun İbrahim yalan Zimler. Söylüyor. Toplantıda diyor kimseyle helalleşmeden giderken siz ayrılırken evet. Evet. Yalan söylüyor. Ben herkesle orada toplantı yaptım. Sayın Başkan Murat Özkaya da oradaydı. Herkesle helalleştim toplantıda. Kırgınlıklar olabilir. O ayrı bir şey. Her takımda olur o. Ben arabaya bindim gittim. Ben tek tek herkesi çağırmam ki. Belki ben de duygusal yaşıyorum.
duygular şey, yani duygusal anlamında şeyler yaşıyor olabilir o süreçte. Ya bindim arabaya gittim. Ben kimseyle helalleşmeden gitti demesini de anlamıyorum. Bir kere Alparslan Öztürk adam olsa o duvara gidip de arkadaşlarının yanında saygısızlık davranmak, efendim o işemeleri yapmak. Ha şunu söyleyeyim, çok da Alparslan Öztürk için bunlar umurunda değil. Onun işine geliyor, gündemde kalıyor, medya oluyor. İşte şimdi hoşuna gidecek falan filan. Çünkü adamın yaşantısı medyatik adam. Medyatik olmaya çalışıyor. Hmm. Ben öyle bir insan değilim ki ya. Hocam şöyle düşünün. Hocam İbrahim Üzülmez şöyle. Şimdi sezon başı geldi değil mi şey Alparslan Eyüp'e? Tabii tabii sezon başı geldi. Sezon başı yani sonuçta siz onu transfer ettiniz. Yani Eyüpspor transfer etti. Ben etmedim. Murat Özkaya etti. Yani bu Sayın Başkan etti. Yani biz ettik ama sonuç olarak o transferler yönetimin yaptığı transferler yani. Peki evet, böyle de... hocam bir başka anladığım kadarıyla bir şimdi siz diyorsunuz ki ya ben birebir de adamla bir şey yaşamadım. Yani bu arada herkes için de her şeyi söyleyebilir hocam İbrahim Yılmaz. Yani ben adamla birebir bir şey yaşamadım ki adamla benim orada 30 tane oyuncu var. Hayır şunu da söyleyeyim. İbrahim Yılmaz'ı beğenmeyebilirsiniz de. Hoca olarak beğenmeyebilirsiniz, karakter olarak beğenmeyebilirsiniz. Herkes herkesi beğenmez ki bu gayet doğaldır profesyonellikte. Hani bu tür açıklamalar yapmak insanın karakterini gösteriyor. Sen bir kere insan olsan takım içerisinde sevinmeyen bir insansın. Gidin araştırma yapın diyorum o dün meydan. Geçen seneki genç oyunculara ettiği ana avrat küfürlü hakaretleri söyleyin. Ya ben bunu kadro dışı bıraktığımda kaç tane oyuncu bana geldi. Hocam çok doğru iş yaptın dediler bana ya. Ha, o kadar, o kadar yani. De. O kadar yani takım içerisinde. Ya bu kadar ya ben size niye yalan söyleyeyim? Benim yalan söyleyecek bir şeyim yok ki ya. Mesela şey ya diyor hocam Okan Hoca da mesela hiçbir gerekçe göstermeden istemiyorum demiş yani Galatasaray kendi şeyine kadrosuna dahil etmemiş mesela. Bir kere bunu bir takım içerisine sokmak her takım için dinamittir. Kim birileri alır almaz bilmem. Bir kere bu kardeşimi çalışmayı sevmiyor. Bu arkadaşımız profesyonel yaşamıyor. Bu arkadaşımız için o çıktığı şey onun için sanki bir hobi gibi geliyor. Bunun hedefi yok. Bunun hedefi medyada kendini boy göstermek. İşte şu anda da yaptığı gibi işte ben takip etmedim de işte geziyor sosyal medyalarda işte Instagram'lar mı diyorsunuz? Nedir o işte? Ya şeye çıkmış yok hocam Hürriyet'e çıkmış. Hürriyet Spor Arena'ya bir röportaj vermiş. Orada bir gazeteci arkadaşımız röportaj yapmış ve soruyor yani en iyi en kötü falan diye. En kötü teknik direktör İbrahim Üzülmez diyerek başlıyor zaten anlatıyor. Ha beğenmeyebilir hocam yani sizin de. Mesela Arda Turan'ı acayip beğeniyor. Acayip anlatıyor. Müthiş bir teknik direktör diyor. Olabilir yani belki onun da bakışı odur ama. Olabilir. Arda Turan iyi diyebilirler. İbrahim Üzülmez kötü diyebilirler. Efendim İbrahim Üzülmez'i beğenmeyebilirsin. O zaman ben de senin nasıl bir profesyonelsin ki ben senin yanında nasıl iyi bir profesyonel olayım? Olmaya çalıştım. Sana yemin ediyorum bu arkadaşa sabrettiğim gibi kendim oynadığım dönemlerde kendimize sabretmedim ya. Yani bir insan gidip de antrenman sahasına işer mi ya duvara? Bunun ötesi var mı arkadaş? Yok tabii. Pis bir karaktersin sen ya. Pis bir karaktersin ya. Yan tarafta 10 metre ileride duvar var ya. Tuvalet var ya. 10-15 metre içeride soyunma odası var. Tuvalet var ya. Bunu da arkadaşlar biliyor. Şahit olan çocuklar var orada. Ben böyle bir karakteri idare etmeye çalıştım. Yani böyle bir karakterden de böyle açıklamalar yapması doğal. Benim üzerimden de prim mirim yapmasın ya. Alparslan Öztürk'ten daha fazla işimiz var, gücümüz var. Yani böyle bir açıklama yaptığı için ilk defa ben de birine açıklama yaptım. Bundan sonra ben de herkese açıklama yapacağım. Demek ki bazen sessiz kalmak iyi bir şey değil. Bundan sonra herkes ne kadar açıklama yaparsa ben de o kadar açıklama yapacağım. Alparslan Öztürk beni sevmeyebilir. Alparslan Öztürk benim hocalığımı beğenmeyebilir. Ama Alparslan Öztürk'ün ben de profesyonelliğini hiç beğenmiyorum. Bir kere Alparslan Öztürk'ün profesyonellik ve çalışma anlamında sıfır karakter. Yani siz de diyorsunuz. Sıfır karakter. Yani birisi sizi arasa, bir hoca arkadaşınız sizi arasa ya ben bunu almak istiyorum sen çalıştın ne dersin diye anladığım kadarıyla İbrahim Üzülmez bunları aynısını söyleyecek. Alma diyecek ya mesela. Ya bu takımı bozar. Zaten bütün takımlar kampta şu anda çalışıyor. Bu arkadaş nerede? Antalya'da orada burada kampta tatil fotoğrafları var. Doğru mu? Çünkü bu arkadaş için futbol ikinci planda. Bu takımı bozar şu anda yani. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Yoksa İbrahim Üzülmez iyi hocadır, kötü hocadır. Alparslan Öztürk iyi oyuncu, kötü oyuncudur. Olmuş, bitmiş, yaşandı, bitti. Ben hocalık yaptım, sen oyunculuk yaptın. Beğenirsin, beğenmezsin. Ben seni beğenirim, beğenmem. Sen bu açıklamayı yaparsan, benim üzerimden prim yaparsan,
Biz de ona cevap veririz. Sen bir kere insani olarak kötü bir karaktersin. Yani ben bu arkadaşın iyi bir karakter olduğunu, bir kere profesyonellik anlamında bir insan kazandığı ekmeği profesyonellikte futbolsa futbola yoğunlaşacak. Futbola yoğunlaşacaksın. Çünkü senin ekmek, çocuklarını beslediğin yer orası. O profesyonelliktir. Sen o profesyonelliğine sahip çıkmıyorsun. Sen iyi bir karakter değilsin. Futbolculuk anlamında, profesyonellik anlamında iyi karakter değilsin. Zaten iyi karakter olsan Göztepe'liler seni alkışlarla yollar. Göztepe'liler arkadan senin kurban kesti. Ben de söylüyorum. Niye peki yani bir şekilde bir takımda falan uzun süre devam ettiremiyorsun sen? Niye 5 sene, 6 sene, 7 sene bir takımda istikrarlı bir şekilde devam etmiyorsun? Ya da Eyüp Spor da istemiyor belli ki hocam. Yani Eyüp Spor da almıyormuş. Yani mesela Arda Turan devam edecek. Boştaymış yani, ya. Boştayım diyor şu anda diyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a giderim diyor. İsterlerse giderim diyor. Ha niye boştasın peki? Fenerbahçe, Beşiktaş istersin. Doğru. Niye Fenerbahçe, Beşiktaş'a git, orayı da bozmak için mi gideceksin Fenerbahçe, Beşiktaş'a? Ne yapacaksın Fenerbahçe, Beşiktaş'a? Niye peki şu anda bütün takımlar kampta? İyi bir futbolcu bu saatte kampta boşta kalabilir mi? Kalmaz. İyi bir futbolcunun şu anda 5, 6, 7, 10 tane teknik gelir mi? İyi bir futbolcuya gelir, bir takımla anlaşır, doğru mu? Mutlaka hocam. Yani artık çünkü sezon başladı. Millet transfer peşinde koşuyor bir an önce yapmak için. O zaman sen boştaysan demek ki senin tercih edilen bir oyuncu değilsin. İyi oyuncu, kötü oyuncu ayrı bir şey. Benim gözümde kötü oyuncudur da bu kadar ağır bir oyuncu olmaz. O ayrı bir şey de. Hani iyi bir karakter olsan insanlar zaten senin yanına gelir. Bir şekilde seni almaya çalışır. Niye almıyorlar? Yani şimdi İbrahim Üzülmez'in iyisi kötü. İbrahim Üzülmez senden para çaldı mı kardeşim? Yok. İbrahim Üzülmez senin arkandan alavera dalavera yapıp da bir şeyler götürdü mü? Yok. İbrahim Üzülmez'i beğenirsin beğenmezsin. İbrahim Üzülmez elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben takımı bıraktığımda takım ikinci sıradaydı. Ben takım bıraktığımda takım son hafta playoff'tan bir şeye girdi. Yani benim iyi hocalığımı falan, iyisini kötüsünü falan tartışmak senin haddine değil ki. Sen peki bu kadar aldığın paranın karşılığını ne kadar verebildin Eyüp Spor'da? İkinci ligde falan, o ligde falan ne kadar ön plana çıkabildin sen? Kendi öz eleştirin de yap. Ya bir kere futbolcunun aynaya baktığı zaman bu arkadaşın şu andaki Instagram paylaşımından belli ediyor zaten nerelerde yazdı. Millet kampta, bu arkadaş şu anda Instagram'da yani magazinlik yapıyor işte. Onun dünyası o. O dünyadan mutlu oluyor. Ama ben kendi antrenman sahasına işleyen oyuncu profili olarak bir bu kardeşimizi göreceğim. Başka da böyle görmedim. Yani bu kardeşimiz var. Bu kardeşimiz de o anlamda kendi öz eleştirisini yapacak. Yani. Peki. Hocam bir sorum daha var mı uygun görürseniz. Yani Alparslan Öztürk'le ilgili artık soracak bir şey yok. Zaten siz her şeyi söylediniz. Hürriyet'e bu sözleri söyleyince sizin için sağ olun. Bizi de kırmadınız. Bir yanıt verdiniz. Sezon içerisinde hocam, yani onu ben çok merak ediyorum. Yani çok da konuşuldu. Bilmiyorum, bir açıklama yaparsanız da sevinirim. Bu Eyüp'ü çalışırken bir gün basit toplantısında dediniz ki ya arkadaş, yani arkamızdan kuyu kazmayı bırakın. Ben hani benim başkanla gidip ofiste benim arkamdan kuyu kazan hocalar var demiştiniz. Çok da konuşulmuştu bu. Birilerine sürekli bir yakıştırma yapıldı. O ismi açıklamak ister misiniz hocam bu arada? Kardeşim benim. O dönemde açıklamadım. Benden yaşça büyüktür. Açıklamak çok doğru olmaz. Zaten o konuda kapandı. Ben sadece oradaki isimden ziyade eylemin yanlış olduğunu dile getirmeye çalışmıştım. Ama benden yaşça büyük bir abidir. Onun için o ismi dile getirmek çok doğru değil. O süreçte bazı takıma da bir mesaj vermek için o açıklamayı yapma gereği hissettim. Çünkü takımın da benim gidip gitmeme gibi bir durum söz konusu olduğu için hani takımı da kaybetmemek için böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Ama isim olarak dersen içimde kalsın kardeşim benim. Peki. Onu da sen de beni o konuda mazur. Estağfurullah hocam, sağ olun. Evet, İbrahim Üzülmez'le tamam, bir... Burada şunu söyleyeyim. Ha buyurun, buyurun. Burada son olarak şunu söyleyeyim. Burada hakikaten başkan da bu arkadaşı sahip çıktı biliyor musun? Başkan da ben de çok bu arkadaşı kazanmak için emek verdik. Onu da yazarsan oraya kardeşim. Tabii. Emek verdik. Sayın Başkan da bizler de bu kardeşimizi kazanmak için çok emek verdik. Ama bizim iyi niyetimizi hep suistimal etti kardeşim. Bunu da oraya bir şey olarak yazarsan. No.